Parçada felsefi sorularla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İstanbul'un son 100 yıldaki değişimi nasıldır diye sormak felsefi bir soru değildir. Buna karşılık değişim nedir felsefi bir sorudur. Bir babanın tüm servetini 3 çocuğuna eşit olarak bölüştürmesi adil midir sorusunun da felsefenin alanına giren bir problem yoktur. Oysa adaletin ne olduğu sorusu felsefenin en önemli sorunlarındandır. Şimdi ne söyleyebiliriz hocam? Özel problemler felsefenin alanına girmez. Tüm insanlığı, tüm evreni ilgilendiren problemler felsefenin alanına girer ve dolayısıyla bunlar felsefi sorulardır. Bakın İstanbul'un kendisini ilgilendiren bir değişim değil. Tüm dünyadaki değişim, yani evrensel olan, yani genel olan bir soru felsefi soru olabilir. O halde bunu şıklarda bulalım. Adana, felsefi sorular geneldir. Evet arkadaşım, zaten seni arıyordum. O halde cevap Adana. Peki Bursa, felsefi sorular nesnel bir özellik mi taşır? Hayır hocam, böyle bir durum söz konusu değil. Felsefi sorular birleştirici ve bütünleştiricidir. Evet ama burada yok. Felsefi soru sormak eleştirel bir bakış açısı gerektirir mi? Gerektirir ama aradığım cevap değil. Felsefe hayattan kopuk olduğu için sorular da hayattan uzaktır demek. Felsefe en büyük hakarettir. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevap Adana'dır. Buna göre Orta Çağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Orta Çağ, düşüncenin dinin himayesi altına girdiği, bilim ve felsefenin dine hizmet ettiği ve dinin dogmalarıyla ters düşmediği sürece değer bulduğu bir dönem olmuştur. Gerçek varlığın Tanrı olduğu, insanın Tanrı tarafından kendisine yabancı bir dünyaya gönderildiği düşüncesi, insanın dünyayı anlamaya dair çabalarını da etkilemiştir. İnanç, en kuvvetli dönemini yaşamış, önünde engel gördüğü her düşünceyi yıkıp yok etmiştir. Orta Çağ kısacası nedir? Dinin arkadaşım rengine büründüğü, dinin egemenliğinin yaşandığı bir dönemdir. Şimdi şıklara bakalım. İnanç akla üstün gelmiş midir? Evet hocam. Çünkü inanç ön plandadır. Peki teosantrik düşünce döneme hakim olmuş mudur? Yani Tanrı temelli düşünce bu döneme egemen olmuş mudur? Evet olmuştur. Bakın gerçek varlığın Tanrı olduğu düşüncesi söz konusudur. O halde şunları eleyelim. Peki Ceyhan, bilim ve felsefe dini dogmalarla savaşmış mıdır? Hayır hocam, bak burada hizmet etmiştir diyor. Dolayısıyla bu söylenemez diyelim. Ceyhan'ı işaretleyelim. Aşağıdaki yargılardan hangisi indeterminizmin temel savına uygun değildir? İndeterminizm, insan eylemlerinin kendi özgür iradeleriyle seçtiğini savunur. Buna göre hiçbir iç ya da dış etken, insanın isteme ve eylemlerini belirleyecek bir etken değildir. Her davranış özgür bir istencin yansımasıdır. Yani indeterminizm eşittir özgürlük hocam. İndeterminizme göre insanı bağlayacak herhangi bir etken, herhangi bir dış güç yoktur. İnsan ne isterse onu yapabilir. Bundan dolayı da sorumlu bir varlıktır. Şimdi bakalım Adana. İnsan eylemleri onun özgür iradesinin bir sonucu mudur? Evet hocam. İnsan kendi davranışlarından sorumlu mudur? Hem özgürdür hem sorumludur. Peki insan yazgısına uygun mu davranmalıdır? Yani kaderine uygun mu davranmalıdır? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnsan özgürdür. Kader diye bir durum yoktur. Ne isterse onu yapabilir. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Peki Deniz'e bakalım. İnsan davranışları üzerinde toplumsal normlar belirleyici olamaz mı? Evet olamaz. Neyin iyi neyin kötü olduğuna kişinin kendisi mi karar verir? Evet hocam, cevap Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla oluşan bir davranış değişikliği değildir? Öğrenme bireylerde davranış değişikliğine neden olan bir süreçtir. Şimdi şıklara bakalım. Adana, annesinin elinde biberon gören bir bebeğin ağlamayı kesmesi bir öğrenme midir? Evet hocam, çünkü biberonun onu mutlu ettiğini, ona yiyecek getirdiğini bebek de olsa öğrenmiştir. Bir davranış değişikliği olmuş. Bak ağlamayı kesmiş. O halde Adana olabilir. Peki Bursa, çok sayıda soru çözen öğrencinin sorularda daha az hata yapmaya başlaması nedir? Onun artık konuyu öğrendiğini gösterir. Bir davranış değişikliğini gösterir. O halde Bursa olur. Peki Ceyhan'a bakalım. Bir çocuğun anne babasına bakarak onlar gibi çatal ve bıçak kullanmaya başlaması bir davranış değişikliği midir? Bir öğrenme midir? Evet hocam. Peki köpek tarafından ısırılan bir gencin tüm köpeklerden korkması bir davranış değişikliği midir? Bir öğrenme midir? Evet, bir yaşantı sonucunda meydana gelmiş bir değişikliktir. O halde bu da öğrenmedir. Peki bir parfümeri dükkanına giren birisinin bir süre sonra parfüm kokusunu almamaya başlaması nedir hocam? Öğrenme değildir. Alışmadır hocam. Burada burun alışmış, duyu organı alışmış. Burada öğrenme yoktur. O yüzden cevap Edirne'dir. Aşağıdakilerden hangisi aşırı uyarılma ve buna bağlı bir tepkiye örnek gösterilemez? Aşırı uyarılma nedir? Bir iç ya da dış uyarıcının organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesine aşırı uyarılma denir. Aşırı uyarılmaya maruz kalan organizmada alışılmışın dışında tepkiler görülebilir. Şimdi şıklara bakalım. Adana, tüm gün, bakın burada bir süre var,
Araç kullanan bir taksi şoförünün öfkesini kontrol edememesi bir aşırı uyarılma örneği midir? Evet hocam. Çünkü bakın tüm gün araç kullanmış. Belli bir süre bir şiddetin üzerine maruz kalmış. O halde bu aşırı uyarılma örneği olabilir. Peki Bursa'ya bakalım. Hücre cezasına çarptırılan birinin algılarında bozulma olması yetersiz uyarılma mıdır? Aşırı uyarılma mıdır? Hocam normalin altında bir uyarıcı var mı? Hatta neredeyse uyarıcı yok gibi midir? Evet. O halde yetersiz uyarılmadır. Burada aşırı uyarılma yoktur. Bireyi harekete geçirecek uyarıcı yok çünkü. Bırakın normal uyarıcı ya da normal üzerinde bir uyarıcı, uyarıcı yok. O halde biz buna yetersiz uyarılma diyoruz. Peki Ceyhan, oldukça gürültü çıkaran bir aletle beton delme işini yapan bir kişinin duyu kaybına yaşaması aşırı uyarılmadır. Bakın çok fazla gürültü ne olmuş? Normalin üzerinde bir şiddeti beraberinde getirdiği için aşırı uyarılmadır. Peki sınav kaygısı? Hocam sınav kaygısı zaten aşırı uyarılmadır. Ele gitsin. Peki kuzey ülkelerinde yerleşen göçmenlerin daha az gün ışığı sebebiyle uyum sorunu yaşaması nedir? Bakın kişiler daha fazla gün ışığının olduğu yerden daha az gün ışığının olduğu yere gitmişler. Ama daha fazla karanlığa maruz kaldıkları için burada da aşırı uyarılma olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Bursa'dır. Parçada verilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? Bir üniversite yurdunda kalan oda arkadaşları korku filmi izlemiş, ardından birbirlerine korku hikayeleri anlatmıştır. Zaman ilerleyip herkes uykuya dalmıştır. Ancak işlerinden biri kapının yanında duran askılığı bir insana benzetip çığlık atarak oda dışına çıkmıştır. Zaten olacağı buydu. Şimdi ne olmuş burada? Bir uyarıcı var mı hocam? Var. Bu uyarıcının farklı yorumlanması var mı? Yanlış yorumlanması var mı? Var hocam. Peki neden dolayı? Psikolojiden dolayı hocam. Peki bu neye girer? Fiziksel lezyona girer mi? Fiziksel lezyonda herkes aynı şekilde uyarıcıyı yanlış yorumlar. Tren raylarının ileride bileşiyormuş gibi gözükmesi fiziksel lezyondur. Dolayısıyla burada herkeste görülen bir durum değildir. Korkudan dolayı bireyin psikolojik olarak yanlış yorumlaması var. O halde bu olamaz. Peki psikolojik lezyon olabilir mi? Evet. Bir uyarıcının psikolojik etkenlerden dolayı farklı yorumlamasına psikolojik lezyon diyoruz ve dolayısıyla bu örnekte tam aradığımız örnektir. Peki halüsinasyonda? Halüsinasyonda uyarıcı yoktur hocam. Olmayan uyarıcının varmış gibi gözükmesi halüsinasyondur. Akıl hastalarında ya da ruh hastalığı olan kişilerde görülebilen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Algıda seçicilik ve algıda değişmezlik yoktur. Cevap Bursa'dır. Parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hey om meşli om neyse felsefe soru çözüyoruz. Devam ediyorum. Tokat yolları taşlı, 15'ler gidiyor. Kızların gözü yaşlı, sözlerinden başlayan türkü sadece bir türkü değildir. İçinde Çanakkale Savaşı vardır. Asker takviyesi lazım olunca 1915'te çıkan yasayla lise öğrencilerin cepheye çağrılması vardır. Özlem vardır, sitem vardır. Türküleri bir kültür öğesi olarak satır satır incelemek, anlamak gerekir. Bu yolla edinilen bilgiler tarihten bugüne ışık tutacak, değerlerimizi tanımamızı sağlayacaktır. Yani türküler sadece insanların hoşuna gitmesi için söylenen sözler değildir. Toplumun bağrından kopup gelmiş, toplumun sitemlerini, özlemlerini, sıkıntılarını anlatan önemli değerlerdir. Şimdi bakalım, türküler halk diliyle söylenmesi açısından önemli bir değerdir. Evet ama aradığımız bu değil. Türkü geleneksel değerleri etkileyen önemli bir araç mıdır? Olabilir ama parça bunu bahsetmiyor. Peki Ceyhan, türküler toplumsal ilişkileri anlama ve düzenleme işlevine sahip midir? Belki sahip olabilir ama burada yok. Peki kültürel öğelerdeki değişimi türküleri inceleyerek anlamak mümkündür. Yani kültürel değerleri sadece bununla mı inceleriz? Hayır. Peki türküler toplumun duygu ve düşünceler dünyasına açılan bir pencere midir? Kesinlikle evet hocam. Cevap Edirne. Numaralandırılmış ifadelerde verilenlerden hangisi yatay hareketle örnek gösterilebilir? Bir iş insanının servetini kumarda kaybetmesi nasıl bir hareketliktir? En zirveden en aşağı doğru bir yolculuk var mı? Var. O halde bu dikey hareketliktir. Peki köyden kente göçen bir köylünün inşaatlarda çalışması nedir hocam? Yatay hareketliktir. Statüsünde bir değişme yoktur. Sosyoekonomik koşullarında bir değişme yoktur. O halde sen yatay. 3'e bakalım. Emekli olan bir okul müdürünün dershane müdürü olması nedir? Yataydır. Statüsünde herhangi bir değişme yok. Sosyoekonomik koşullarda bir değişme yok. O halde sen de yataysın. 4'e bakıyorum. Küçük bir şehirde avukat olarak çalışan birinin milletvekili seçilmesi nedir? Belli küçük bir statüden yükseğe doğru, zirveye doğru gitmesi nedir hocam? Dikey hareketliktir. O halde 4'e dikey hareket diyelim. Yatay hareketleri arıyoruz. O da 2 ve 3'te var. Cevap Ceyhan'dır. Parçada sözü edilen durum sosyolojide hangi kavramla ifade edilmektedir?
Obrunga göre bir toplumda maddi öğeler hızla değişirken manevi öğelerin değişimi aynı hızla gerçekleşmez. Manevi kültür öğeleri değişimde maddi öğeleri takip ederken bu değişim hızına ayak uyduramayabilir ve arada bir boşluk meydana gelebilir. Örneğin ticaret yoluyla hızla zenginleşen bazı insanların kendi kültürel yapılarını koruduğu, üst sınıfa ait kültürel davranışları sergilemediği sıklıkça görülür. Şimdi ne yapılıyor hocam? Maddi öğe hızla değişirken manevi öğe, yazalım şöyle, manevi öğe aynı hızla değişmiyor. Manevi öğe nedir? Gelenek ve göreneklerimizdir. Maddi öğe nedir? Ekonomidir, teknolojidir. Dolayısıyla buradaki hızlı değişmeye manevi öğe zamanında cevap veremez ve aralarında boşluk olursa ne meydana gelir? Tabii ki kültürel gecikme meydana gelir diyoruz. Cevap Denizli'dir. Diyagramdaki hatayı doğru tespit eden öğrenci hangi seçenekte verilmiştir? Cansu, canlı, ağaç, çam terimleri arasındaki içlem kaplam ilişkisini göstermek için bir diyagram çizmiştir. Öğretmeni bu diyagramda bir hata olduğunu söyler. Sınıfa hatanın nerede olduğunu sorar. Öğrenciler şu şekilde yanıt verir. Öğrencilerin yanıtına geçmeden önce doğru işlem kaplam diyagramını kendimiz çizelim. 3 tane yuvarlak çiziyorum çünkü 3 tanesinden bahsediliyor. En başa kaplamı en fazla olanı yazıyorum. Hangisidir hocam? Canlıdır. Daha sonra ağaçtır. Daha sonra hocam nedir? Çamdır. Şimdi bu tarafa da kaplam yazayım. Bu tarafa da işlem yazayım ve bunu yorumlayalım. Şimdi kaplam aşağıya doğru azalır mı, artar mı? Azalır hocam. Niçin hocam? Bakın çamın kaplamında bir şey var mı? Yok. Ağacın kaplamında ne var? Çamın kendisi var. Canlının kaplamında ne var? Hem ağaç var, hem de çam var. Demek ki yukarı doğru çıkınca kaplamın kendisi artarmış. Şimdi işleme gelelim. İşlem aşağı doğru giderken azalır mı, artar mı? Şimdi bakıyorum. Çamın ortak özellikleri olarak hem ağaç olması var, hem de hocam canlı olması var. Demek ki bu aşağı doğru gelirken işlem artıyormuş. Kaplamın tam tersidir. Yukarı doğru giderken de azalır. Onu da yazmış olalım. Şimdi yorumlayalım. Ada ne demiş ona bakalım. Ağaç terimi çam teriminin işleminde gösterilmiştir. Şunu da bir tamamlayalım, rahat görelim. Bakalım ağaç terimi çam teriminin işleminde midir? Bakıyorum ortak özelliği olarak gösterilmiş. Evet, burada herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla ada doğrusunu söylememiş. Peki İpek ne demiş? Çam ve ağaç terimleri arasındaki ilişki ters gösterilmiştir. Çam ve ağaç terimleri arasındaki ilişkiye bakalım. Çam burada, ağaç burada. Aradaki ilişki bu bunun kaplamındadır, bu bunun işlemindedir. Herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla bu şekilde düzeltemeyiz. Peki Poyraz, ağaç teriminin kaplamı eksik gösterilmiştir. Ağacın kaplamı çam değil midir? Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da eliyorum. Peki Bade demiş ki çam terimi ağaç teriminin kaplamında gösterilmiştir. Bu az önce söyledik zaten. Bu kaplam, bu işlem ilişkisiydi. Ağacın kaplamında ne var? Çamın kendisi var. Burada bir sorun yok. Peki Emre ne demiş? Canlı terimi bütün kaplamıyla gösterilmemiştir. Canlının normal şartlarda hocam kaplamı nedir? Hem ağaçtır hem çamdır. Burada baktığımızda birazcık çam gösterilmiş, biraz da hocam ağaç gösterilmiş. Demek ki eksik gösterilmiş. Dolayısıyla Emre doğrusunu söylüyor ve Edirne doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi koşullu önerme değildir? Koşullu önerme nedir? Bir önermede yargının koşula bağlanmasıdır. Şıklara bakalım. Düzenli çalışırsa başarı artar. Başarı artmanın koşulu nedir hocam? Düzenli çalışmaktır. Ele gitsin. Yeter ki düzenli çalışılsın. Başarı elbette artar. Başarının elbette artmasının nedeni nedir? Yeter ki düzenli çalışmasıdır. O halde bunu da eleyelim. Düzenli çalışınca başarı artar. Başarı neye göre artıyormuş? Düzenli çalışmaya göre. O halde bunu da eleyelim. Başarının artması için düzenli çalışmak gereklidir. Yani başarı artırmak için ne yapılması lazım? Düzenli çalışılması lazım. Peki Edirne'ye gelelim. Düzenli çalışmada başarının artması da gereklidir. Burada herhangi bir şart var mı? Yok. O halde cevap da Edirne'dir. Aşağıdaki önermelerden hangisinin düz döndürmesi mümkün değildir? Şimdi şunu hatırlayalım. Neydi bu hocam? Karşı olum karesi. A neyi ifade ediyordu? Tümel olumlu. E tümel olumsuz. I neyi ifade ediyordu? Tikel olumlu. O tikel olumsuzu. Şimdi düz döndürme ile ilgili bizim neydi? Anahtar bir sözcüğümüz vardı. O da Ekrem camı kırdıydı. Yani E'den E'ye gidiyorduk. A'dan I'ya, I'dan da I'ya gidiyorduk. Söyleyelim. Tümel olumsuzdan tümel olumsuza, tümel olumludan tikel olumluya, tikel olumludan tikel olumluya gidiyordu. Hiç tikel olumsuzdan bahsettik mi? Yok. O halde tikel olumsuzu bulalım. Bunun düz döndürmesi olamaz diyelim. Bakıyorum. Bazı kediler beyaz değildir. Hemen burada varmış zaten. Bu tikel olumsuzdur hocam. Bunun kesinlikle
düz döndürmesi yapılamaz diyorum ve geçmiyorum. Bursa'ya bakalım. Bütün öğrenciler çalışkandır. Bakın bütün öğrenciler nedir hocam? A yani tümel olumludur. Tümel olumlundan tikel olumluya gidebilirsin. O halde bu olur. Peki bazı doktorlar kadındır. Nedir? Tikel olumlu. Yani I'dan I'ya da gidebiliriz. Bunda sorun yok. Hiçbir üniversite lise değildir. O nedir? E'dir. Yani E'den E'ye, tümel olumlusundan tümel olumlusuna gidebiliriz. Peki bazı öğrenciler erkektir. Tikel olumludur. Yani I'dan I'ya gidebiliriz. Dolayısıyla bu dördünün düz döndürmesi yapılabilir. Ama Adana'nın yapılmaz. Cevap Adana'dır.